O yüzden sıradaki hisse gördüklerim arasında Yataş vardı. Yataş'ı da sorayım. Evet, Yataş benim son günlerde beğendiğim hisselerden bir tanesi. Bu hissede de en son bilançoya baktığımızda 514 milyonluk bir kar var. İşlerinin ben iyi gittiği kanaatindeyim. Özellikle de şu anda deprem sonrası oluşacak yeni yapılanmalar ve ciddi bir talep de doğurabilir bu şirketle ilgili. Tam da şirketin konusunu içeriyor. Yani yatak üretimi en büyük olarak. O yüzden bu hissenin bu 3 aylık bilançosu çok enteresan olabilir. Ve ikinci çeyreği, ilk ve ikinci çeyreği yakından izlenmesi gerekiyor. Bu hissede de orta vadede tren çok güçlü, onu söyleyebilirim. Geçen yıldan başlayan bir yükseliş var ve bu yıl endeksin tersi yönde bir hareket ediyor. Ters endeksle, piyasayla ters korelasyon olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Nadir hisselerden bir tanesi. Burada en son 42 seviyesini, 42'leri test ettikten sonra şu anda bir düzeltme içerisine girmiş. Kısa vadeli bir düzeltme. Burada da düzeltmenin artık yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşmış gibi. 35 seviyesi, hatta 35,5 kuvvetli bir destek görünüyor. Burada 35,5'un üzerinde kalmayı başarabilirse hisse senedi büyük bir ihtimalle 41 seviyesi ilk aşamada test edilebilir ve devamında 45 ve 50'lere doğru bir atak da oluşabilir. Mutlaka bu hisse senedini yakından takip etmek lazım. Zaten bilanço verilerine göre değerlemesine baktığımızda da çok böyle pahalı bir görünüm de yok ise de bu da yukarı yönlü beklentilerini biraz daha ön plana çıkarıyor. Benim beğendiğim hisselerden bir tanesi diyebilirim.